Her konunun bir hareket noktası veya üzerinde yükseldiği bir temeli olduğu gibi felsefenin de bir hareket noktası veya temeli vardır. Önemli olan bu temellerden hareketle sürece başlamaktır. Felsefe için bu temel şüphesiz akıldır. İnsanın yaşamla olan ilişkisini olgunlaştıran akıl, hak ettiği değeri görebilmek için binlerce yıl beklemek zorunda kalmıştır. Özellikle düşünsel etkinliğinin farkına varılması, insanın dünyadaki pozisyonunu belirleyen en önemli faktör olmuştur. Bu farkındalığın doruk noktasına ulaştığı yer ise antik Yunan'dır. Antik Yunan, aklın sınırlarının zorlandığı öncü bir limandır. Buradan kalkan düşünce gemileri günümüze dek seyahatlerini sürdürmüş ve sayısız bilgi kıtaları keşfetmişlerdir. Bu keşifler evreni, insanı, doğayı ve yaşamın tamamını kapsayan geniş bir bilgi ağını meydana getirmiştir. İşte bu bilgi ağının üzerinde yükseldiği temel, akıldan başka bir şey değildir. Eğer aklın böyle bir önceliği varsa, o halde onun dünyayla olan ilişkisinin araştırılması gerekmez mi? Aklın insan hayatındaki rolüne bakınca, böyle bir araştırmanın gerekliliğinin kaçınılmaz olduğunu hemen anlarız. İşte bu gereklilik, antik Yunan'dan başlayarak bütün bir felsefe tarihinin temelini oluşturan iki karşıt görüşün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu görüşler, varlık ve gerçeklikle temsil edilen materyalizm ve idealizmden başka bir şey değildir. Materyalizm ve idealizm, felsefi düşüncenin tarihsel gelişiminde birbirine zıt iki temel görüş olarak karşımıza çıkar. Aklın dünyayı anlamadaki rolünü sorgularken bu iki karşıt düşünce, varlığı ve gerçekliği anlama çabasının farklı yönlerini temsil eder. Buna göre materyalizm evrende var olan yegane gerçekliğin madde olduğunu, madde ve maddenin değişimleri dışında hiçbir şeyin var olmadığını savunur. Varlığın fiziki bir nitelik taşıdığını öne süren materyalizm, buna maddenin özünün hareket, enerjinin de gerçekliğin en temel kategorisi olduğu iddialarını ekler. Materyalizm, yaşamın da oldukça karmaşık fiziksel ve kimyasal süreçlerden başka hiçbir şey olmadığını savunur. Zihin ve düşünme, materyalizm açısından beynin bir faaliyetinden ibarettir. Başka bir deyişle, materyalizm indirgemeci bir görüştür. Çünkü zihnin ayrı bir varlık türü meydana getirmediğini, dolayısıyla maddeye indirgenebileceğini iddia eder. O, hayat ve düşünce gibi karmaşık süreçlerin daha basit fiziksel ve kimyasal süreçler yoluyla tam olarak açıklanabileceğine inanır. Aslında birçok yeni buluşun materyalist dünya görüşünü desteklediği söylenebilir. Bunun için modern kimyadaki buluşları zihinsel süreçleri hızlandıran ilaçlarla şizofren bir hastayı gerçekliğe döndüren ilaçları düşünmeniz yeterlidir. Materyalist, insanın başına indirilen çok sert bir darbenin zihni ve bilinci yok ettiğini, bu yüzden onların gerçek olmadığını savunur. Elektronik bir iğneyle beynin küçücük bir bölümünü uyardığımızda konuşma yeteneğinin zedeleneceğine işaret eder. Bir materyalist açısından zihin ya da düşünce bir epifenomen ya da yan üründür, yani fazladan bir şeydir. Başka bir deyişle, dumanın ateşle ilişkisi neyse, düşünmenin de beyinle ilişkisi odur. Materyalizm, varlığı veya dünyayı kendi içinde kapalı bir sistem olarak tasarlar. Hatta onu bir makineye benzetir. Bu kapalı sistemde olup biten her şey, kendisini doğuran fiziksel nedenler tarafından belirlenir. Yani materyalizm, evrende her şeyin belirlenmiş olduğunu, dolayısıyla rastlantıya yer bulunmadığını savunduğu için determinist bir görüştür. Bu görüşün modern dönemde çok sayıda savunucusu olmuştur. Bu savunucular ya da materyalizm, maddenin özü olduğu öne sürülen hareketin mekanik mi yoksa diyalektik bir hareket olarak mı tasarlandığına bağlı olarak ikiye ayrılır. Bunlardan mekanik materyalizmin en önemli temsilcisi Thomas Hobbes, diyalektik materyalizmin en önemli temsilcileri ise Karl Marx ve Friedrich Engels'tir. Materyalizmin tam karşısında idealizm bulunur. Çünkü materyalizmin maddenin yegane gerçeklik olduğunu söylediği yerde, idealizm buna şiddetle karşı çıkıp gerçekten var olanın ide ya da düşüncelerle bu idelerin kendisinde bulunduğu zihin olduğunu ileri sürer. Aslında eski bir görüş olan, kökleri Platon'a kadar geri giden idealizm, evrende şaşmaz bir düzen bulunduğunu öne sürer. Bununla da kalmayıp bu düzenin zihnin eseri olduğunu savunur. Çünkü idealizme göre madde kendi başına düzen kazanamaz. İdealizm eski bir görüş olmakla birlikte onun modern materyalizme karşı bir tepki olarak ortaya çıktığı söylenebilir.
Başka bir deyişle idealizm, bir yandan kendi tezlerini geliştirirken, bir yandan da materyalizmin bir fikir, insan zihninin eseri olan bir düşünce olduğunu öne sürmüştür. Bu açıdan bakıldığında idealizmin en büyük temsilcisinin Berkeley olduğunu söylemek gerekir. Gerçekten de Berkeley, modern bilimin insanı materyalizme götürmesinden endişe etmiştir. Bilim güç kazanınca ondan materyalizmin çıkması kaçınılmazdı. Berkeley, materyalizmdense ateizmin doğacağını düşünüyordu. Çünkü maddenin gerçek olduğunu öne süren materyalizm, evrende ne ilahi ne de bireysel ruha yer bırakır. Ateizmdense hiçbir değerin olmadığını, Tanrı'nın yokluğunda her şeyin mubah olduğunu öne süren görüş olarak nihilizmin çıkması kaçınılmazdır. Berkeley, bunun Avrupa uygarlığı için bir felaket olacağını düşünmüştü. Bu duruma engel olmak için bir misyoner gibi Avrupa ve Amerika'nın her yanını dolaştı. İnsanlara vaazlar verdi. Felsefesinde ise gerçekten var olanın zihin ya da ruh olduğunu söyledi. Var olmak algılanmış olmaktır derken maddenin varoluşunu zihnin varoluşuna indirgedi. İdealizmin de tıpkı materyalizm gibi iki ayrı türü vardır. Bunlardan idealizmin gerçekten var olanın Berkeley örneğinde olduğu gibi bireysel zihin olduğunu ileri süren versiyonuna öznel idealizm adı verilir. Buna mukabil gerçekten var olanın bireysel zihinlerin üstünde ve ötesindeki evrensel bir akıl olduğunu öne süren idealizm türü nesnel idealizm olarak bilinir. Nesnel idealizm de tıpkı öznel idealizmde olduğu gibi gerçekten var olanın zihinden bağımsız olmadığını, tam tersine zihne tabi olduğunu öne sürer. Bununla birlikte bu zihin, onda evrensel bir akıl sadece bireysel zihinleri değil, fakat bir bütün olarak doğayı ve tarihi de yaratan nesnel bir tin zihindir. Nesnel idealizmin en önemli temsilcisi Hegel'dir. Zira Hegel'de gerçekten var olan zihin, onun Geist adını verdiği evrensel bir zihin ya da akıldır. Yani Hegel'in anladığı şekliyle akıl, insana, beşeri özneye yüklenen bir nitelik ya da yetenek değil, bir bütün olarak gerçeklik, gerçekliğin toplamıdır. Sonuç olarak materyalizm ve idealizm arasındaki temel farkları şu şekilde özetleyebiliriz. Materyalizm, tüm varlıkların ve olayların temelinin madde olduğunu söylerken, idealizm gerçekliğin, varlığın ve bütün olayların temelinin zihin olduğunu ileri sürer. Başka bir ifadeyle, materyalizm maddenin düşünceyi oluşturduğunu ileri sürerken, idealizm düşüncenin maddeyi oluşturduğunu iddia eder. Materyalizme göre, bilinç beynin fiziksel işlevlerinin bir sonucuyken, idealizme göre bilinç maddeden bağımsız olarak vardır. Materyalizmde her şey değişim halindeyken, idealizmde değişen dünya, sabit ve mükemmel formların bir yansımasıdır. Dolayısıyla gerçekte değişen bir şey yoktur. Materyalizmde doğa olayları maddi sebeplerle açıklanırken, idealizmde zihinsel süreçlerle açıklanır. En nihayetinde materyalizm ve idealizm, gerçekliğin temel yapısı hakkında birbirinden taban tabana zıt görüşler sunan iki önemli felsefi bakış açısıdır. Materyalizm, bir sandviç yaparken kullandığımız ekmek, peynir ve sucuk gibi somut maddelerin bir araya gelerek lezzetli bir bütün oluşturmasına benzer şekilde evrenin de temelde maddeden meydana geldiğini savunur. Öte yandan, idealizm, bir ressamın tuvalindeki renklerin bir araya gelerek ortaya çıkardığı güzel bir manzarayı hatırlatır gibi, gerçekliğin özünde zihinsel kavramlar ve fikirler olduğunu öne sürer. Günlük hayatımızda bir yandan maddi ihtiyaçlarımızı karşılamak için çabalarken, diğer yandan da hayaller kurar, duygular yaşar ve anlam arayışında bulunuruz. Bu iki çelişkili görünen durum, aslında materyalizm ve idealizmin insan deneyimindeki yansımalarıdır. Hangisine daha yakın hissettiğimiz ise, kişisel inançlarımız, deneyimlerimiz ve dünya görüşümüzle yakından ilgilidir. Belki de gerçeklik, bu iki uç nokta arasında gidip gelen, sürekli değişen ve dönüşen dinamik bir süreçtir. Tıpkı bir nehrin sürekli akıp gitmesi ve aynı anda hem sabit hem de değişken bir yapıya sahip olması gibi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Değerli görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tarihin derinliklerinde duran, tozlanmış raflardan çıkarılan yepyeni içeriklerde görüşmek dileğiyle, sağlıcakla ve zihin işçisiyle kalın.